Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılan hastaneye Profesör Doktor Murat Dilmener'in adının verildiğini açıkladı. Dilmener'in torunu Alara Gençoğlu, İstanbul Süryani Kadim Vakfı ve Mardin Süryani Kadim Vakfı karar nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılan ve 31 Mayıs'ta açılacak pandemi hastanesine koronavirüs nedeniyle vefat eden Profesör Doktor Murat Dilmener'in isminin verildiğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dilmener'in torunu Alara Gençoğlu, karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da, COVID-19 tanısıyla rahmete kavuşan Süryani toplumunun ve tıp camiasının büyük değeri merhum Profesör Doktor Murat Dilmener'in ismini Yeşilköy'de kurulan pandemi hastanesine vererek ölümsüzleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz minnet ve şükranlarımızı arz ederiz ifadelerine yer verildi. Mardin Süryani Kadim Vakfı da, ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanlarından biri olup geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz Profesör Doktor Murat Dilmener'in ismini Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'ne vererek tıp dünyasını ve Süryani toplumunu onurlandıran devletimize şükranlarımızı arz ederiz açıklamasını yaptı. Süryani toplumunun önde gelen isimlerinden Profesör Doktor Murat Dilmener, koronavirüse yakalanmış ve 3 Mayıs'ta vefat etmişti.